Günaydın. Şimdi marketten geliyorum. Gitmeden önce de vücut hatlarımı ölçmüştüm. Spor yaptığım için birinci ay dolmak üzere. 3 gün sonra bir ay doluyor. Şimdi o ölçümleri tekrardan kontrol edeyim. Gelişme var. Orada kesinlikle bir gelişme var. Yağlanma da var. Kilo olarak 78,6'ya çıkmışım. 73'te başlamışım. Yani toplamda bir ayda 5 kilo almışım. Bu benim için iyi bir şey. Çünkü aldığım yerlere bakıyorum. Belimde sadece 2 santim büyüme var. Kollarımda 2, göğüste 4, boyunda 1 santim gibi gayet güzel. Yağ oranıma baktım. 14,5 iken şu an 15,5'e çıkmış. Ama daha sonra eczanede şöyle tüm body'yi, tüm vücudu kontrol edebildiğim bir şey buldum. Buraya göre de 14,5'lik bir yağ oranım var. Bu ne demek oluyor? Fit bir vücut ile sporcu vücut arasında bir vücuda sahip olabilmişim bir ay içerisinde. Zaten 2 ay daha kilo alarak devam etmeye çalışacağım. Bu büyümek için, kaslarımın daha büyümesi için gerekli olan bir şeymiş, internetten araştırdığım kadarıyla. Başka? Şimdi benim hesaplarıma göre de %1'lik bir yağ oranım arttığı için biraz kardiyoya başlayacağım. Özellikle izin günlerimde. Bugün bir yere de gitmeyi düşünmediğim için. Şimdi aç karnına spora gideceğim. Spordan sonra da işte kahvaltı falan hazırlayacağım. Yağ yakımı için aç karnına sporu tavsiye ediyorlar. Aç karnına spora gitmenin faydası karaciğerde biriken karbonhidrat enerjiye dönüşmesi için bu gerekliymiş. Bunun dışında da yağ yakımını hızlandırabilmek, yağ azaltabilmek için bu gerekliymiş. Şimdi öncelikle bir kardiyo yapacağım. Daha sonra ağır bir idman yapmaya çalışacağım. Çünkü aç karnına ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Enerjiyi nasıl sağlayacağım? Kahve içiyorum. Kahveden sonra spora gideceğim. Görüşürüz. Şimdi krep yapacağım. Şimdi krep yapacağım. 3 tane yumurtam var. O yüzden ona göre bir iç harç hazırlayacağım. Un, süt, yumurta. Bunun dışında vanilin ve mangolu bir içecek var böyle. Tank tarzında. Onları kullanıyorum ben. Bir de şunlar var. Bunlar proteinli ve karbonhidratlı Nesquik gibi düşünebilirsiniz.
Yumurtan var mı? Yumurtan. Acaba bunlar dolabında var mı? Rahim hele. Bunlarda da yok. Ben de zaten yok. Yeter. Krep yapıyorum. Krep. Şimdi bir yandan da daha önceden tavuk suyum vardı. Onlarla da noodle yapacağım. Baharat olarak da kaşmir biberi var. Kırmızı biberi, toz biberi. O hoşuma gidiyor. Bu Hint baharatları çeşitli. Bundan koyuyorum. Ama az. Bir de şöyle karışık bir baharatım var. Zencefilli bu da. Kaldı tek şey yeşillik. Ben bayağı acıktım. Şunu yiyeceğim en azından. Diğer türlü olmayacak. Salatayla tatlıyı sonra yerim. Afiyet olsun. Aferin bana, bu maydanoz değil.
Şimdi su kaynatıyorum. Eriteceğim. Şimdi bu olurken salatayı da yiyeceğim. Bunlar da krep için. Krebi güzelleştirmek için. Krep için muz kullanacağım, mango kullanacağım, Hindistan cevizim var. Onu kullanacağım. Şimdi bir de şey yapıyorum. Çikolata eritiyorum. Fıstık ezmesi kullanacağım. Ve cevizim var. Ceviz. Bu Hindistan cevizi rendeliyorlar, öyle satıyorlar. Ben de alıyorum, yulaf falan lezzetli hale getiriyor. Biraz yağ var içinde, sağlıklı yağ.